Binbaşı! Binbaşı dur lütfen. Parvati kızım. Abi, ne oldu? Bir an bağırışmalar duydum ve sonra Rudra öfkeyle fırladı gitti. Çok ciddi bir durum var sanırım. Bırakın gitsin. Belki biraz yalnız kalmak ona iyi gelecektir. Belki aklını başına toplar. Ona vurmakla hiç iyi yapmadın. Küçük bir çocuk değil o. Küçük bir çocuk olmasaydı vurmama gerek kalmazdı. Küçük olmasa küçük bir çocuk gibi davranmazdı, değil mi? Her nasıl davranıyorsa hepsini senden öğrendi abi. Mohini sus. Benim susmamla bir şeyler değişecekse bilginiz olsun. Ben bunca zamandır susuyordum zaten. Bir şey değişecek olsa değişirdi. Ama değişmedi. Bu evde gerçeği gösteren pek çok ayrıntı var. Ama abim gerçeği görmektense birileri bir şeyler anlatsın da anlayayım istiyor. Anlatacak olan benim. Oğlunun annesine söylediklerine neden kızdı? Neden böyle sert tepki verdi anlayamadım. Yangını başlatan kendisiydi değil mi? Çocuk neyi yanlış söyledi? Annesi bir kaçak değil mi bu evden? Yeter artık. Kimse ona hedef göstermesin. Göstermiyorum abi. Sadece senden yıllardır ne duyuyorsam şimdi aynı şeyleri söylüyorum o kadar. Benim bunca yıldır söylediklerimin hepsi yanlıştı. 15 yıl önce olan olaylara bu kadar öfke duymamın tek nedeni gerçeği bilip kendime itiraf edemememdi. Ben yenildim işte. Erkektim ve yenildim. Erkektim ve çok utanıyordum. Erkektim ve hakarete uğramıştım. Erkektim ben. Öyle utanıyordum ki öfkeden kendimi kaybedip bütün suçu ona yıktım. Oğlumu doldurdum ama nedeni annesinin yanlışlarından ziyade ağır yara almış gururumdu. Erkeklik gururum. Başımıza gelen her şeyin annesi yüzünden olduğuna kendimi bile inandırmıştım. Bu evde ona nasıl davranırsanız davranın. Benim de nasıl davrandığımın hiçbir önemi yok. Ama o artık bu evde yaşayacak. Burada benimle. Kendimi kandırdım. Onun bir sahtekar olduğuna inandım. Ve sonra her gün bununla yaşadım. Rudra'yı da buna inandırdım. Ama sonra bu çocuk geldi. Bu kız çocuğu. İnsan nasıl sever? Sevgi nedir bana öğretti. Gerçek ve fedakarca sevmeyi. Benim taş gibi katı kalpli oğluma yeniden hayat verdi. Onun sevgisi ve şefkati beni tek kelimeyle büyüledi. Ve onun sayesinde bugün anlıyorum. 15 yıl önce yaşanan bütün olayların tek suçlusu Rudra'nın annesi değilmiş. Tek suçlu kendisi değil. Benim de hatalarım var. Hayır. O kız kesinlikle yanılmıyor. Yeter. Yıllarca sana içimden hep lanet okudum. Ama artık konuşma zamanı. İkimiz konuşacağız. Hayır. Buraya geldiğim andan beri bana sürekli sataşılıyor. Sürekli hakarete uğruyorum. Ama benim yüzümden sana da laf gelsin istemiyorum. Hayır Mala. Sen bu malikanede bunca yıldır yapmadığın bir şeyin cezasına çarptırıldın. Ama artık bitti. Bitti.
Artık gerçekler bilinsin istiyorum. Hayır. Rudra'nın üstüne yemin ettin. Allah'ım. Evin içinde ne güzel bir ortam var. Dört bir yandan mis gibi sevgi kokusu geliyor. Sözler, yeminler, sonsuza dek sevmeler falan. Nasıl duygulandım anlatamam. Ama lütfen unutmayın. Gelin hanım burada. Onun karşısında kendinizi tutamayıp sarılmaya falan kalkarsınız. Tabii tabii. Biz en iyisi içeri gidelim. Sevgililer biraz yalnız kalsın. Hadi. Hadi abi gel.